Herkese merhabalar, ben Hatice Koç, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifim var. Düşük bütçeli, sağlıklı, kısa sürede hazırlayıp alnınızın akıyla sofraya koyabileceğiniz bir tarif. Fırın yok, kızartmak yok, bir o kadar pratik ve lezzetli bir tarif. Bu tarifimi kahvaltılarda, beş çaylarında, ana yemeklerde ara sıcak olarak tüketebilirsiniz. Tarifimde kullandığım malzemeler 200-250 gram kadar fasulye, 3 orta boy patates, 1 kapya biber, 2 orta boy patlıcan, 1 büyük baş soğan, yağ ve tuz. Gördüğünüz gibi sebzelerimi güzelce yıkadım, ayıkladım ve doğradım. Patateslerin yemekte dağılmaması için orta kalınlıkta ve yuvarlak olarak doğradım. Fasulyelerin çabucak pişmesi için ortalarından böldüm. Patlıcanlar kolay pişeceği için orta uzunlukta doğradım ama dilerseniz yuvarlak yuvarlak da doğrayabilirsiniz. Bu yemeğin özelliği olarak da soğanların mutlaka iri iri ve yarım ay şeklinde doğranması gerekmektedir. Ayıkladığım sebzeleri pişme sırasına göre yayvan bir tencereye bir katman halinde diziyorum. Tabii burada en zor fasulyeler pişeceği için en altı fasulyeleri diziyorum. Daha sonra fasulyelerin üstüne patlıcanları ekliyorum. Patatesleri de ilave ediyorum. Son olarak da kapya biberleri ve yarım ay şeklinde doğranmış soğanları ekliyorum. Kapya biberiniz yoksa burada domates de kullanabilirsiniz veya ikisini de bir kullanabilirsiniz. Tuzunu ve yağını da ekledikten sonra yemeğimiz artık pişmeye hazır demektir. Burada da yağ oranını iyi ayarlamak gerekiyor. Ne çok yağlı ne de az yağlı olması lazım. Gözünüz az gözükürse de daha sonra da yağ ilave edebilirsiniz. Tenceremin kapağını kapatıp ocağa alıyorum. Yemeğimiz kaynayıncaya kadar harlı ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte fasulyeler yumuşayıncaya kadar karıştırmadan pişiriyorum. Susuz bir yemek olması gerekiyor. Eğer fasulyeler pişmemişse bir miktar su ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yemeğim gayet güzel pişti. Altını kapatıyorum ve bir müddet dinlendiriyorum. Yemeğim tam istediğim gibi oldu. Sebzeler dağılmadan, böyle karmaşık bir hal almadan güzelce pişti. Yine servis tabağına alırken de yemeğimin dağılmamasını özen gösteriyorum. Böyle sağlıklı yemeklere sofranızda mutlaka yer verin. Çok seveceğinize gönülden inanıyorum. Sizler yemeğimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı esirgemezseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.